Enerjisa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 1 Şubat 2023. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Dilgün Mete. Sinop NGS için Güney Koreli Kepço'dan teklif. Türkiye'nin ikinci nükleer enerji santrali olması planlanan Sinop NGS'nin kurulumu için Güney Koreli Kepço şirketi bir ön teklif sundu. Güney Kore'den alınacak esas teklifin 30 milyar doların üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Kuraklık Ocak'ta HES'leri vurdu. Yağışsız geçen Ocak ayında Türkiye'deki hidroelektrik santralleri bir önceki yıla göre %37.46 daha az elektrik üretti. Aynı dönemde elektrik tüketimi de bir önceki yıla göre yaklaşık %3 azaldı. Batarya için daha fazla ticari girişim gerekli. Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü Dr. İzzet Alagöz, depolamalı yenilenebilir enerji santrallerinin batarya ihtiyacı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu deniyoruz. Yeni santral kurmak yerine var olan santralleri şarj sistemleriyle devrede tutmak için şu anda geliştirdiğimiz iyi bir yöntem. Doğal olarak depolama bataryalarla ilgili bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok ciddi bir batarya üretim ihtiyacı var. Türkiye sıfır noktasında değil. Çok uzun yıllardan beri batarya üretmekle ilgili firmalarımız var. Başta Aspisan olmak üzere az önce salonlarda 4 tane firmanın şu anda elektrik bataryaları üretmek için girişimde bulunduğunu öğrendik. Bunlar milyar dolarlık yatırımları gerektiren girişimler. Dolayısıyla çok kolay şeyler değil. Netice itibariyle ülkenin enerji depolamakla ilgili batarya ihtiyacına çözüm üretebiliyoruz ama asla yeterli değil. Bu 4 firmanın 40 firmaya çıkması durumunda bile ülkenin ihtiyacını karşılayabiliriz. EÜH Genel Müdürü Alagöz, batarya üretimi için daha fazla girişim gerektiğine dikkat çekti. Motorüne 1 lira indirim. Motorinin pompa satış fiyatında ham petrol fiyatındaki düşüşe bağlı olarak 1.02 liralık indirim yapıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olacak indirim sonrasında motorinin litre fiyatı ortalama 22 lira 70 kuruşa gerileyecek. OSİM Teknik Üniversitesi 3 enerji hocası arıyor. OSİM Teknik Üniversitesi bir elektrik doktoru, bir hibrit araç doktoru ve bir de hibrit araçlar alanında uzmanlaşmış öğretim görevlisi alacak. Başvurular en geç 15 Şubat 2023 günü mesai sonuna kadar üniversiteye şahsen ya da postayla yapılacak. TCD'den 12 megawattlık güneş santrali. Devlet Demiryolları elektrik ihtiyacının bir kısmını karşılamak amacıyla 94 milyon TL yatırımla Kahramanmaraş'ta 12 megawatt kurulu gücünde lisanssız güneş enerji santrali kuracak. Santralin ekonomik ömrü 25 yıl olarak öngörülüyor. Elektrikte kurulu güç %4 arttı. Kasım ayı sonu itibariyle Türkiye'nin lisanslı ve lisanssız olmak üzere elektrikte toplam kurulu gücü %4 artarak 103.541 megawata ulaştı. Aynı dönemde Türkiye'nin toplam elektrik üretimi 298 milyon megawatt saate yaklaştı. Üretilen elektriğin %43'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından geldi. ExxonMobil 2022'de kar rekoru kırdı. ABD merkezli petrol şirketi ExxonMobil, geçen yıl petrol fiyatlarında yaşanan artışın da etkisiyle saatte 6.3 milyon dolar kar elde etti. ExxonMobil 2022 yılında toplam 56 milyar dolar kar ederek hem kendinin hem de sektörün rekorunu kırdı. Qatar Energy, Lübnan sularında petrol ve gaz üretecek. Qatar Kamu Enerji Şirketi Qatar Energy, Lübnan açıklarındaki petrol ve gaz sahalarına ortak oldu. Şirket Eni ve Total Energies'ten %30 hisse satın aldı. Konsorsiyum en kısa sürede arama kuyuları açmak üzere harekete geçti. Rusya'nın Avrupa Birliği'ne gaz tedariği azaldı. Rusya'nın Avrupa'ya elenci ihracatı 2022 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %20 artış gösterdi. Öte yandan ülkenin Avrupa'ya boru hatlarıyla sağladığı gaz miktarı ise Ocak'ta bir önceki aya göre %30 azalarak tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Sırada petrol fiyatları var. Merkez bankalarından faiz artırma kararları beklenirken OPEC'in üretimi sabit tutma kararı ile ham petrol piyasasına durgun bir seyir hakim. Uluslararası piyasalarda Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 85 dolara gerilerken WTI 78 dolar düzeyinden işlem görüyor.
Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 2 Şubat 2023 için megawatt saat başına ortalama piyasa takas fiyatı 3042.16 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 09.10 dilimi için 3650 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 02.03 dilimi için 2375 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bülteniniz sundu.